Evet Cem Açıköz, bir kez daha sözü senden devralalım. Zira Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün önemli bir çalıştayı, aile kurumu çalıştayı Ato Kongrezyum Merkezi'nde devam ediyor diyebiliriz. Aslında akşam saatlerine kadar burada sürmesi bekleniyor çalıştayın ve ikinci gün olan yarın da Milliyetçi Hareket Partisi'nin aile kurumu çalıştayının devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün boyunca aslında yayın konuklarımla değerlendirme fırsatı buldum. Aile kurumunun önem kazanması, aile kurumunun önemine ilişkin bu noktada yine değerli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil Öztürk. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba efendim. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aktif olarak yer alan vekillerden bir tanesisiniz. Bu noktada aile kurumuyla ilgili özellikle basın yayın alanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi kanun teklifleri var? Nasıl bir süreç işleniyor mecliste? Efendim, malum bugün güçlü Türk aile yapısı, sağlıklı toplum ve lider ülke Türkiye temalı aile çalıştayındayız. Bugünün önemine binaen değişik çalışmalar ortaya koyuyoruz biz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar da daha ziyade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kanun teklifleri kapsamında ve anayasa değişiklikleri kapsamındaki çalışmaları çalıştayımızda, masamızda anlatıyoruz ve bunu rapor halinde yarınki sonuç bildirisine yansıtacağız. Şimdi malumunuz, bildiğiniz üzere Türkiye uzunca bir süredir özellikle Türk kültürünü ve Türk aile yapısını doğrudan hedef alan Batı merkezi bir saldırı altında, gün geçmiyor ki kalmasın. Şimdi bu saldırıların birçoğu da özellikle dijital mecrada devam ediyor. Yine basın yayın organlarında aile yapısını dezenforme edici, yıpratıcı, yine aile yapısına, çekirdek aile yapısına ve bireysel yaşama doğrudan kasteden bazı davranış biçimlerinin ortaya koyduklarını görüyoruz. İşte bunu değişik zamanlarda işte LGBT şeklinde oluyor. Ne bileyim, farklı tarzlarda oluyor. Bunu da sürekli ve sistematik bir şekilde özellikle dijital mecralarda yapıyorlar. İşte nerede yapıyorlar? Sosyal medya hesaplarında yapıyorlar. Farklı sosyal medya hesaplarında yapıyorlar. Aileyi tamamen ortadan kaldırıcı, ailenin altına dinamit koyma tarzında bir anlayışta sosyal medya paylaşımları yapıyorlar. Biz bu konuda değişik zamanlarda kanun teklifi verdik. Yine en son Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz TikTok'la ilgili bir kanun teklifi verdik. İşte TikTok'taki birçok kepazeliğe gün geçmiyor ki tanık olmayalım. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de bu konuda ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bize olan tavsiyeleri, telkinlerinde, meclis grup konuşmalarında da takip ettiyseniz sizler de görmüşsünüzdür. Yani bir bakıyorsunuz, bir anne çocuğunun kanı üzerinde TikTok'ta bir paylaşım yaparak hem like sayısını, yani beğeni sayısını artırmak hem de bir miktar para kazanmak uğruna bunu bütün milletin göz önünde sergileyebiliyor. Bir bakıyorsunuz, farklı bir şekilde bir kadının erkek kılığına girdiğini, bir erkeğin bir kadın kılığına girdiğini veya bunu bir çocuk istismarı olarak ortaya koyduklarını, yani her türlü kepazeli, her türlü kirliliği bu sosyal medya mecralarında aile yapısını bozmak adına sergilediklerine tanık oluyoruz. Biz de bu kapsamda kanun teklifilerimizi sunduk. Hem dijital mecraların düzenlenmesi için hem de sosyal medya platformlarının bir Türk aile yapısına uygun bir düzen alması için bu çalışmalarımızı yürüttük. Meclise bu kanun teklifimizi verdik. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılacak. Açıldıktan sonra hem komisyonlarda hem de genel kurulda olgunlaşarak milletimizde bu sorunları ortadan kaldırmak adına genel kuruldan geçer diye ümit ediyoruz. Efendim, aslında TikTok'la ilişkin kanun teklifinizde biraz daha devam etmek istiyorum. Zira çok önemli bir kanun teklifi, birkaç hafta önce zannediyorum değil mi? Birkaç ay oluyor, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğiniz kanun teklifi. Sağlıklı bir toplum için aslında bu tarz adımların atılması şart değil mi efendim?
Efendim şimdi bunun gerekliliğini biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gören ilk siyasi partiyiz. Yine bu konuda Cumhur İttifakı ortağımız Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konunun farkında. Geçenlerde biliyorsunuz Dijital Mecralar Komisyonu Başkanımız Sayın Hüseyin Yayman Bey bir dizi çalışma başlattı ve bu konuyu önümüzdeki dönemde meclis gündemine getireceğini ifade etti. Tabii ki ortak kaygımız Türk aile yapısı ve Türk toplumu, Türk kültürü. Bunun bozulmasına müsaade etmemek. Bunun için de mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu çalışmayı önümüzdeki süreçte en hızlı bir şekilde yapacağız. Gerekirse TikTok kapatma dahil önümüzdeki seçenekler arasında yer alıyor. Her ne kadar diğer siyasi partiler, CHP olsun, DEM olsun veya başka siyasi partiler bunu özgürlük alanına müdahale olarak değerlendiriyorlar. Ama biz kim ne derse desin onlara itibar etmeyip Türk aile yapısını Türk kültürüne uygun bir şekilde gelecek nesillere taşınacak şekilde korumamız lazım geldiğini biliyoruz. Ve bu minvalde çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam ettireceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar, sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Cem Açık Göz yayın konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk oldu diyelim ve sözü bir kez daha Ato'dan sana bırakalım.